Tamam sevgilim, girme eve. Burada duralım, donuncaya kadar bekleyelim. İyi tamam, giriyorum. Sen de direkt eve git, tamam mı? Tamam sevgilim. Gider gitmez de ara beni ben geldim diye. Arayacağım, söz. İyi, hadi görüşürüz. Sevgilim. Canım geldim ben. Neredeydin? Aradım seni evden çıkarken telefonun kapalıydı. Neredeydin dedim. Efe'yi hastaneye kaldırmışlar. Aslı'nın evini taşıyanlar var ya, onların işi. Hem ben de yeni öğrendim, zaten oradan geliyorum. Durum nasıl? İyi değil. Kendine gelemedi daha. Devamlı ilaç veriyorlar, uyutuyorlar. Annesi babası herkes orada zaten. Aslı perişan. Sen aradığında ben onunla konuşuyordum. Bir şey olursa arayacaklarmış beni. Dükkan da mahvolmuş. Orayı da biraz toplamak lazım. Mine bak. Yine aynı şey olmasın. Nasıl? Sen daha iyi biliyorsun nasıl olduğunu. Geçen sefer de yapma dedim, dinlemedin. Bırak kendileri halletsin. Ama bu aynı şey değil ki. Merak etme, bir şey olmayacak. Efe gerçekten çok kötü durumda. Çok bir şey yapamayacağım zaten. Dükkana bir iki malzeme alacağım, o kadar. Sen aç mısın? Ben sana bir şey hazırlayayım ha. Tamam, hemen geliyorum ben. Aynı yere gel işte, oradan gideriz. Tamam, oldu, görüşürüz. 15 dakika oradayım. İçmeyeyim Gönülcüm. Sağ ol. Bir şey demedin. Tabağındakileri bitirseydin bu harcağını. Canım istemiyor ya. Yeter ama. Sabahtan beri arıyorsun. Bir rahat bırak kadını. Ne yapayım? Aklım devada kaldı. Gayet iyidir o. Hafize abla gözü gibi bakıyordur ona. Biliyorum. Biliyorum ama... İlk kez ayrılıyorum ben ondan. O kadar zor geliyor ki. Haklısın. Ama kızından niye ayrıldığını da unutma. Yok. Hemen iş aramaya başlayacağım zaten. Nasıl olacaksa o da. Şöyle olacak. Bugün sen benle birlikte okula geleceksin. Nasıl yani? Ya ben zaten gidip bugün müdürle şu doğum izniyle ilgili falan konuşacaktım. Gitmişken diyorum, hani senden bahsetsem, böyle böyle bir arkadaşım var falan diye. Belki bir şey ayarlayabiliriz okulda. Olur mu peki? Yani neden olmasın? En azından bir şansımızı deneriz, belli mi olur? Emine. Teşekkür
Teşekkür ederim. En yakın zamanda ödeyeceğim borcumu. Saçmalama. Senin paran benim param mı var? Atakan. Bak bir şey soracaksan. Yok bir şey sormayacağım. Sadece bir şey söyleyeceğim. İşin yoksa biraz daha kalsana. Yani dışarı çıkarız, yemek yeriz. Belki benim eve falan gideriz. Olmaz. Yani şimdi olmaz. Acelem var. Efendim yine? Ben dükkandayım. Neredesin sen? Ben de geliyorum hemen. Ya da dur. Ben malzemeleri alacağımız dükkana geçeyim. Oraya geçince seni arayayım, adresi vereyim, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Ben gideyim artık. Peki. Atakan, yılbaşında bir şey yapıyor musun? Yani en azından o akşam birlikte geçirseydin. Asuman, bana biraz zaman ver. Merak etme, en yakın zamanda birlikte olacağız yine. Eski günlerdeki gibi mi? Evet, eski günlerdeki gibi. Kesin bir şeyler saklıyor benden, kesin. Yok artık, su saçmalıyorsun. Ay ne saçmalayacağım Mine? Ya son günlerde bir acayip. Telefonlar geliyor, çıkıp gidiyor. Ne var diyorum cevap vermiyor. Ya ne gülüyorsun, çok mu komik? Yok, ben zaten gidiyorum. Ama şüpheli bir şey olursa ben sana haber veririm, merak etme sen. Sen daha dalga geç. Asıl ben sana haber veririm. Seninkine de geliyordur gizli gizli telefonlar, ne biliyorsun? Bir bakmak lazım. Ne diyorsun Susan ya? Sen kesin aşkım diye kaydetmişsindir bunu. Aa, verir misin şu telefonumu? Dur bir. Ay ver. Hah, tamam. Sen bana demedin mi tanımadan etmeden konuşuyorsun diye? Ben de tanıyacağım işte. Hah, Burak Bey. Merhaba, nasılsınız? Su ben, Mine'nin arkadaşı. Ben aslında bir aksilik olmazsa 8. aya kadar devam etmeyi düşünüyorum işime. Yani doğumdan sonra kullanacağım 3 ay iznimi. Beklerse belki bir ay daha. Gönül Hanım biliyorsunuz bu ara ekonomik durum pek iyi değil. Kriz bizi de zorluyor. Nasıl yani? Özür dilerim. Elimden başka bir şey gelmiyor. O yüzden muhasebeye gidin. Maaşınız, ek dersler falan varsa. Muhasebeye öyle mi? Müdür Bey siz benim hamile olduğumu biliyordunuz değil mi? Ya hani biz uzun yıllar birlikte çalışacaktık? Ne oldu Müdür Bey? Ya, ekonomik kriz bahane oldu size öyle mi? Çok güzel. Lütfen sakin olun Gönül Hanım. Sakinim ben. Çok sakinim. İnanın Gönül Hanım 10 kişiyi daha işten çıkarmak zorunda kaldık. Bırakın Allah aşkına Müdür Bey. Sesinizi yükseltmeyin Gönül Hanım. Yükseltirsem ne olur? Siz dua edin ben hamileyim. Yoksa bu okulu başınıza yıkardım ben sizi. Gönülcüğüm bir şey mi oldu? Yürü Canan gidiyoruz. Ne oldu ya? Kovuldum. Of. Teşekkürler. Sana da zahmet oldu. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet dinliyorum. Aslında ben seni dinliyorum. Anlamadım. Şöyle yapacağız. Ben seni tanımak için bir takım sorular soracağım. Sen de cevap vereceksin, tamam mı? Ben soru sormayacak mıyım? Önce ben sorayım. Peki. Ne iş yapıyorsun? İhracat. Tam olarak? Tekstil. Hangi ülkelerle çalışıyorsun? İtalya, Ukrayna, Romanya. Ne okudun? İşletme. İstanbul'da mı? Hayır, Bursa'da. Hangi okul? Uludağ Üniversitesi. Hangi ülkelerle çalışıyorum demiştin? İtalya, Ukrayna, Romanya. İthalatta değil mi? İhracat. İyi, bravo, dikkatlisin. Ne? Mesleğe nasıl başladın? Okulu bitirdikten sonra askere gittim. Sonra Trabzon'dan İstanbul'a geçtim. Bursalıyım demiştin. Bursalıyım demedim. Üniversiteyi Bursa'da okudum dedim. Sonra askere gittim. Bitince İzmir'den... Trabzon dedin. Acemiliğimi İzmir'de yaptım. Oradan Trabzon'a geçtim. Topçuydum. İstersen... Askerlik anılarımı da anlatayım. Yok canım, gerek yok. Mine hangi okulda? Üniversitesi. Hangi bölüm? İngiliz dili. Kaçıncı sınıfta? 2. Peki ne zamandır okula gitmiyor? Tamam. Mesajı aldım. Mine artık okuluna gidecek. Hem de her gün bütün derslerine girecek. Merak etme.
Buyurun, senetlerinizi getirdim. Başka borcumuz yok değil mi? Yok, hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.